Merhaba sevgili izleyiciler, az önce Netflix'in Türkiye operasyonu resmen başladı. Netflix'in dünya CEO'su geldi ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki bugünden itibaren hayatımızda ne değişecek? Aslında geçtiğimiz aylarda Netflix Türkiye'ye servislerini açmıştı. Türkiye ile beraber onlarca ülke daha bu servislerin arasına katılmıştı. Şimdi Netflix'in mobil uygulamasının ara birimi, Türkçe web sitesinin ara birimi artık tamamen yerelleştirilmiş durumda. Peki olay sadece Türkçeleştirmek mi? Aslında toplantıda bir de Vodafone Türkiye ile olan bir işbirliğinden bahsedildi. Bu işbirliğinin detayları da bir basın bülteniyle duyurulacak şeklinde söylendi sevgili izleyiciler. Toplantıda CEO'ya çok özel sorular soruldu. Birkaç tanesini Shift.net adına ben sordum. Mesela sorduğumuz sorulardan bir tanesi şuydu. Evet, Netflix'te 4K dizi film seçenekleri var ama Türkiye'de adil kullanım kotası diye bir durum söz konusu. Bu konuya nasıl yaklaştıklarını sordum. O da aslında çok doğrudan konuya girmedi. Sadece farklı hız seçeneklerine göre farklı çözünürlüklerinin olduğundan bahsetti. Yapılan açıklamalarda ilginç bir konu daha vardı. O da biliyorsunuz Netflix bazı dizileri tamamen kendi bütçesiyle yaptırıyor. İşte son zamanların en önemli dizilerinden bir tanesi Narcos. Bunlardan bir tanesi. Acaba dedik Türkiye'de bir dizi neredeyse 120 dakika, 2 saat. Bunun sebebi de dizi yapımcılarının reklam kazanabilmesi için oldukça bu süreyi uzatmaları. Şimdi bu sorunu ortadan kaldırmanın tek yolu var aslında. Televizyonların beklentilerini yok edip Netflix'le doğrudan çalışabilmek. Bu mümkün mü diye sorduk. O da ilerleyen dönemlerde Türkiye'deki dizi yapımcılarının da mutlaka Netflix ortamına özel içerik üretebileceğinin sinyalini verdi. Şimdi dilerseniz konuyla alakalı fikirlerini almak için bazı arkadaşlarımıza mikrofon uzatacağım. Yanımda Cem abi var. Cem abiyi ben çok iyi tanıyorum ama belki siz tanımıyorsunuz. Cem abi kendini kısaca anlatabilir misin? Ben aşağı yukarı 33 yıldan beri profesyonel gazetecilik yapıyorum. Bunun da son 25 senesi falan teknolojiyle geçiyor. Bir sürü dergi çıkarttık. Hala da işte bizim meslekten ölünce emekli olunduğu için bir türlü emekli olamadık. Devam ediyoruz. Cem abi tam bir emekçi, gördüğünüz gibi bütün cihazlar şu an üzerinde. Şimdi Cem abi. Aynen abi. Az önce şimdi toplantıyı beraber izledik. Bazı sorular da ilettik kendilerine. Netflix'in Türkiye operasyonundan sonra, yapılan açıklamalardan sonra neler söylemek istersin? Valla aslında Netflix'in Türkiye'ye gelmiş olması özellikle Almanya, İtalya gibi büyük ülkelerden çok kısa bir süre sonra Türkiye'de hizmet vermeye başlamış olması hoş. Bu filmlerin altyazılarının Türkçeleştirilmesi de hoş. Yalnız tabii orada bazı ufak tefek hatalar var. I harflerinde, İ harflerinde Türkçeden kaynaklanan. Biz tabii sen de ben de Bay Reed Hastings'e Türkiye'deki bu adil olmayan, adil kullanım kotasından söz ettik. Çünkü bu filmler işte 4K izlediğimizde, Ultra HD izlediğimizde ya da en azından HD izlediğimizde gigabaytlar tutuyor. Yani günde bir bölüm dizi izlediğimiz zaman bir sürü hepimizin kotası dolacak. Ve biz çok düşük hızlara düşeceğiz. Bu önemli bir problem. Bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Reed Hastings bahsetti. Türkiye'den lokal içerik de alacaklarını söylediler. Yani bu da aslında Türk dizilerine dünyanın kapılarını açacak bir başka uygulama. Zaten komşu ülkelerde çok popülerdik. Şimdi dünyanın 190 işte civarında ülkesine ulaşacağız. Bu da ayrı bir sektöre katkı diye düşünüyorum. Abi bir de şunu sormak istiyorum sana. Şimdi aslında Türkiye'de bu platformu dijitalleştirmek, yani televizyon platformunu dijitalleştirmek için bir sürü şirket, başta operatörler adım attı. Ama Elinoğlu bir geldi, millet sıraya girdi. Netflix, Netflix, Netflix bağırarak ben abone oldum diyor. Bunun arkasında yatan sır ne? Yani Dijitürk'te de vardı, Turkcell'de de var. Content is the king diye bir laf var. Yani içerik. Şimdi Türkiye'de platformlar kuruluyor ama buna uygun içerik üretmek gerekiyor. Yani televizyondan farklı sende ne var? Yoksa televizyondaki aynı şeyleri alıp platformuna taşıdığın zaman bunun bir anlamı yok. Türkiye'de platformlar nasıl farklı oluyor? Mesela marka olarak söyleyeyim. Dijitürk. Maç yayınları elinde olmasa kim Dijitürk izler? Mesela TV bu işte İngiliz ligini alıyor. Bir tanesi işte başka bir ligi alıyor. Bir tanesi milli maçları alıyor. Netflix'in farkı şurada. Netflix'in kendine özgü yapımları var.
Yani tamamen Netflix'te yayınlanan, diğer televizyon kanallarında yayınlanan. Dolayısıyla bu yapımlar tabii Netflix'e artı bir değer kazandırıyor. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Yani içerik. Evet abi, gerçekten çok değerli bilgiler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki, görüşmek üzere. Shift Delete izleyicilerine buradan sevgiler. Sağ ol.